44 günlük vətən müharibəsində Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstəyin ən önəmli təzahürlərindən biri də qardaş ölkənin nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin fəaliyyəti idi. Onlar Azərbaycanın haqq səsini Türkiyəyə, eyni zamanda dünyaya çatdırırdılar. 3 il əvvəl Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifəsini işıqlandıran Türkiyəli jurnalistlər həmin günləri necə xatırlayır? Zəfərin antiterror tədbirləri ilə taclandırılmasını necə qiymətləndirirlər? Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tayroğlu'nun video materialı bu haqdadır. İşte gördüğünüz gibi gencecik askerler, mücahitler şu anda cepheye doğru gidiyor. Şu an cephe hattındayız. Azerbaycan askerleriyle birlikteyiz. Ermenistan silahlı kuvvetleri de sivil yerleşim yerlerini sürekli hedef alıyor. Büyük saldırı oldu. O iki büyük atıştan şöyle söyleyebilirim, bir deprem gibi kaldığımız otelde. Türkiye'nin müxtəlif media qurumlarını təmsil edən jurnalistlerin 44 günlük vətən müharibəsindəki əsas missiyası Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatları operativ, obyektiv şəkildə işıqlandırmağıdır. Ermenistan güçleri az önce ekibimize ve Anadolu Ajansı ekiplerine yönelik bir topçu atışı saldırısı gerçekleştirdi. Bizim esas məqsədimiz toprak bütövlüyümüzü bərpa etməkdir. Qardaş ölkənin kütləvi informasiya vasitələri beynəlxalq məkanda da böyük nüfuza malik olduğundan həmin jurnalistlərin fəaliyyəti eyni zamanda əsassız. Qərəzli informasiyalarla aldadılmağa çalışan dünya ictimaiyyətinin Azərbaycan həqiqətləri barədə doğru məlumatlandırılmasına xidmət edirdi. Uydurulan yanlış məlumat əlbəttə ki uluslararası kamuoyu çaşdırmağa yönəlib. Onların 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı xatirələri də olduqca maraqlıdır. Tərtərdə bombardıman altında bir sığınakta genç bir erkeğe rastlamıştım. Bana çay ikram etti. Herkesi terk etmişti. Bir kısım bombalanmıştı o bölgenin. Ben demişti buraya 3 yaşında kaçkın olarak geldim. Ama şimdi 30 yaşındayım neredeyse ve artık özgür bir vatandaşım demişti. Ve bu mesajı eğer görüşürseniz Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'e iletir misiniz demişti. Ben de bu mesajı Devlet Başkanı'na röportajım sırasında 2020'de iletmiştim ve Aliyev duygulanmıştı bu sözler karşısında. İlk defa da hemen o yoldaşa, arkadaşa xayiş edirəm ki, bak sizin televiziya vasitəsilə öz sözlərimi deyim. Mən şadam, mən mutluyam ki, bugün bunun kimi bu sözləri deyən minlərlə insan var. Onlar deyirlər, gözyaşları tökürlər. Bu sevinç gözyaşlarıdır ki, mən artıq qaçqın deyiləm. Tabii bölgede harekat yoğun bir şekilde devam ediyor artık. A Haber telekanalının emektaşı Kerim Ulak 27 sentyabr 2020-ci ildə döyüşlərin başlamasının ardından Azərbaycana gələn ilk Türkiyəli jurnalistlərdən olub və 69 gün ölkəmizdə qalıb. Azərbaycan ordusu tarafından ele geçirildi. Gəncədə, maalesef Bərdədə vurulan noktalara gittik, niyə çevirdə. O bölgede yani inanılmaz sabahleyin erken saatlerde başlayıp gece 1'e 2'ye kadar bazen 2 gün hiç uyumadan ben haber çalışması yaptığımı biliyorum. Yayınlar gerçekleştirdiğimi biliyorum. Yani o bölgedeki o acıları, Gence'deki trajediyi, o atılan füzeleri, bakın balistik füzeler atıldı. O balistik füzeleri atanlar şimdi hesabını veriyorlar. Bu çok önemli. Yani o şehitlerin intikamı misliyle alınmıştır. Şu an Azerbaycan'da Türkiyəli jurnalistlər deyirlər ki, 3 il əvvəl Azərbaycanın prezidenti, ordusu və xalqında gördükləri qətiyyət onlarda ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tam bərpa ediləcəyinə əminlik yaratmışdı. Şuşa yazısı və Azərbaycanla Türkiyə bayraqları tam da bu noktada. O dönem akıllarında hep şu soru vardı. Ben de kendi arşivim için, gazetecilik arşivim için onlarla fotoğraflar, videolar çekmiştim. Bizi niçin Hankendi'ye bırakmıyorlar, Şuşa'da kaldık, ne olacak bu diyorlardı. Şimdi biz diplomasi tarafında bildiğimiz için bir anda ilerlenmiyor. Bazen durup sabretmek gerekiyor. Diplomasi yolunu açmak gerekiyor. Çocuklara çok da bir cevap verememiştim oradaki askerlere. Çünkü şimdi durulacak, bitirecek denilse onların moral motivasyonu bozulacak. Bir şey diyemedim. Bazen durmak gerekebilir demiştim. Geçtiğimiz hafta Hankendi'ye bayrak dalgalandıktan sonra o gün aramızda geçen bir konuşma vardı. Bugün çektiğim videoyu daha sonra paylaşacağım. Hankendi'ye girildikten sonra diye. Onu çok büyük bir mutlulukla paylaştım. 2021-2022'de Kelbecere, Fizuliye,
Kubatlı'ya yani alınan geri alınan rayonların bir kısmına gitme imkanı buldum ve o kısa sürede yapılan yollar, demir yolları, havaalanları ve yeni evler, yeni imar faaliyetlerini gördüm. Geçen sene Şuşa'daydım. Oranın nasıl imar edildiğini gördüm ve tabii ki bugün yani bu yıl özellikle Hankenti ve Hocalı civarı yani Karabağ'ın tamamının artık Azerbaycan toprağı olarak ilan edilmesi ve bayrağın asılmasıyla 44 günlük savaş taçlandırıldı. Tabii bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı duruşu çok çok önemli. Bakın bu noktada Azerbaycan halkı Cumhurbaşkanı'yla ne kadar gurur duysa azdır. Ve vermiş olduğu mesaj, kararlılık, gerekeni yaparız. Tabiri caizse Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği bir söz. Bir gece ansızın gelebiliriz mottosu. Orada Karabağ'da İlham Aliyev tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'li jurnalistler tezliklə Xankəndi, Xocalı ve diğer bölgelerimizi ziyaret etmeye arzusundadılar. Yalçın Tahiroğlu, Azerbaycan Televiziyasının Türkiye Bürosu, Ankara.